Arkadaşlar iyi günler. Bugün yansıma ve dönen şekiller konumuzun ikinci kısmı öteleme işleyeceğiz. Konunun yansıma ve dönme kısmını sağ üst köşeden ya da açıklama kısmından izleyebilirsiniz. Konu anlatımı yapacağım. Çözümlü örneklerim olacak. Sıra sizde bölümde size sorular soracağım. Kendinizi kontrol etmek için cevapları vereceğim. Bir soru bölümümüzde de özel bir sorumuz olacak arkadaşlar. Cevaplarınızı bulup yorum kısmına yazacaksınız. Daha sonra birlikte değerlendireceğiz. Videoları kaçırmamak için ve bize katılmak için abone olmayı unutmuyorsunuz. Daha çok video için beğenip paylaşıyoruz. Bu videoda da çalışma sayfası hazırladım arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmında linki olacak. Oradan indirip çıktı alarak video üzerinde çalışabilirsiniz. Çalışma sayfasını indirmeyecek arkadaşlar. Kağıtlarını kalemlerini hazırlıyorlar. Dersimiz başlıyor. Ötelemeyi yer değiştirmek olarak aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ötelemeye geçmeden önce yansımayı bir hatırlayalım. Yansımada x ya da y eksenine göre yapıyorduk. Eşit mesafede eksene uzaklıkta oluyorlardı ve ters dönüyorlardı. Noktaları yaparken de x'e göre alırken y değişiyordu. Y'ye göre alırken x'in işareti değişiyordu. Orijine göre alırken de her ikisinin işaretini değiştiriyorduk. Ötelemeyi şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Hani eski Türk filmlerinde az öteye git hemşerim diye böyle hitap ederlerdi ya birbirine. Öteye git ilerle yani sadece yerini değiştiriyor. Biz bunu 8A sınıfında okulda işlerken öğrenciler hadi arkadaşlar öteleme diye bir başlık atıyoruz demiştim. 1-2 dakika sonra öğrencilerden biri hocam bizim orada itikleme diyorlar. Ben de itikleme yazmışım yanlışla demişti. Bayağı gülmüştük birlikte. Buradan Mehmet'e de selam söyle Güzel bir tanımlama yapmış. Arkadaşlar İtikleme yani bizim Türkçemizde itekleme yani ilerlemede olarak aklınıza kalabilir. Ne diyormuşuz? Şekil değişmez sadece yeri değişiyor ötelemede. Ötelemede de şekil ve noktaya göre ayrı ayrı öteleme vereceğim arkadaşlar. Ötelemeyi şöyle bir şekil üzerinde gösterirsek şeklimiz sağa ötelendi aşağı ötelendi, sola ötelendi, yukarı ötelendi ve tekrar sağa ötelendi. Bu şekilde öteleme bu bakın şeklin görüntüsü, yönü hiçbir şey değişmiyor. Koordinat üzerinde şekillerin ötelemesiyle başlayacağız arkadaşlar. Bunu koordinat üzerinde genelde işleyeceğimiz için koordinat üzerinde göstereceğim. Hemen şeklimi getiriyorum. Bu şekli öteleme yapacağız arkadaşlar. Mesela bana diyecek ki 3 sağa ötele. Ben bu şekli 3 adım 1, 2 ve 3 adım 3 kare ilerleteceğim. Bu şekilde şekil bakın görüntü değişmedi sadece sağa doğru ötelendi. Aşağı mesela 3 tane de aşağı öteleyelim. Yine mavisinden gidiyoruz. 1 aşağı öteledim. 2 aşağı ve 3 aşağı ötelemiş olduk. Biz şekilleri koordinat düzleminde böyle kaydıramayacağımıza göre bunu yaparken arkadaşlar köşe noktalarını ilerletip daha sonra köşe noktaları üzerinde birleştireceğiz. Ben bunu bir uygulama üzerinde göstereceğim. Şimdi oraya geçiyoruz. Üçgen şeklin ötelemesiyle başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi köşe noktalarıyla başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak 3 sağa ötelemek istiyorum. Köşe noktalarını tek tek üçer birim sağa alacağız. Hemen başlayalım. Bakın birinciyi 3 birim aldım, ikinciyi aldım, üçüncüyü aldım ve şeklimi 3 noktayı birleştirerek buldum. Şimdi aşağı gidelim. 2 birim, 3 birim, 4 birim. Şimdi 4 birim aşağı gidelim. Ne yapıyoruz? Yine köşeleri 4'er birim 4 aşağı, 4 aşağı ve 4 aşağı götürüyorum. Ve yeni şeklimi aşağıya çiziyorum. Yeni hali ne oldu? Şekil değişmedi, yer değiştirdi. Şimdi de 5 birim sola götürelim. Ne yapacağız? Yine noktaları tek tek 5 sola götüreceğiz. 1, 5, ikincisi 5, üçüncüsü 5, üçünü taşıdım ve çizdim. Öteleme ilgili çözümlü örneklerle devam ediyoruz arkadaşlar. İlk sorumuzda aşağıdaki şekillerden hangisinde 3 birim sağ öteleme örnek vardır diyor. A şıkkını inceleyerek başlayalım. Bakın burada şeklin görüntüsü değişmiş. Yani burada yansıma var arkadaşlar. A şıkkında yansıma var. B şıkkına geliyoruz. B şıkkında şeklimizin bir köşesini belirliyoruz. Öteleme var belli değil mi? Bakın sağa doğru gitmiş. Büyük ihtimal cevabımız B şıkkı. Sayalım gerçekten 3 gitmiş miyiz? 1 bir birim, 2 birim. 3 birim gitmişiz. Evet cevabımız B şıkkı. C şıkkında yine bir yansıma var ama eksenlere göre değil. Şuradan düz çizerseniz buraya göre bir yansıma yapılmış. Şekil ters dönmüş. D şıkkında da bir öteleme var. Bakalım ne kadar ötelemişiz. Şu noktayı belirliyoruz. 1, 2, 3 arkadaşlar. Bakın burada bir şaşırtmacı var. Biz sonundan aldık. Başına geldik değil mi? O zaman ben sonuna kadar gideceğim. Ne olacak o zaman? 5 birim olacak. B ile D arasında şaşırmanız açısından böyle bir tuzak kurmuşlar. Aradaki boşluğu değil, başladığınız köşeden diğer köşeye kadar sayacaksınız arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. İkinci örneğimiz, yukarıdaki şeklin 4 birim sola, 2 birim aşağıya ötelenmesi sonucu hangisidir diyor. Sol üst köşeyi seçtim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya geldik. Şimdi 2 aşağı geliyorum. Şeklimizin sol üst köşesi buraya gelecek. Hemen şeklimi buradan bakarak çiziyorum. Şeklimizi çizdiğimizde Hemen ne oluyor? Bakın A şıkkındaki şekli oluşturmuş olduk. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Yine 5 saniye vereceğim. Durdurup cevaplarınızı buluyorsunuz. Evet, süreniz doldu. İlk örneğimize bakıyoruz. 4 birim yukarı ötelemeye örnek olanı soruyor. Hemen A şıkkını inceleyelim. Sağ üst köşeyi deniyorum. 1 2 3 4 4 yukarı gitmiş. Cevabımız büyük ihtimal A şıkkı. İşaretleyelim, devam edelim. Burada sağa ötelemiş zaten. Elendi. C şıkkı Yukarı ötelemiş ama sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ötelemiş. Oysa benden 4 istiyordu. Burada ise hem yukarı hem de sola gitmiş arkadaşlar. Cevabımız A şıkkıymış. İkinci de önce Y eksenine göre yansıması alınıp ötelenmiş olabilir diyor. A şıkkını inceliyorum. Sadece öteleme var arkadaşlar. Onun için A şıkkı gitti. B şıkkında ise ne yapmış? Aşağı doğru ötelemiş. Işık da gitti. C şıkkına bakıyorum. Y'ye göre yansıma aldığımda nereye gelecek şeklim? Şöyle bir yere burada bir yere gelecek değil mi? Şeklimiz buraya geldi. Çizim biraz kötü oldu. Buradan oraya nasıl gidebilir? İki kez öteleme yaparak gidebiliriz. Yukarı ötele, sola ötele yapabiliriz ama D şıkkını inceleyelim bir de. Bu şeklin yansıması nereye gelecek arkadaşlar? Şurada şöyle çizersem şeklin yansıması buraya gelecek. Ben bu şekli bir sola ötelediğimde cevabımın değişik olduğunu göreceğim. Koordinat düzleminde noktaların ötelemesiyle devam ediyoruz. Bu konu işlerken bize bu yakışıklı arkadaş yardımcı olacak. Bunun bir dört yol ağzında olduğu hikayesiyle devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi bu dört yol ağzındaki bu yakışıklı ne tarafa gidebilir? sağa gidebilir, sola gidebilir, yukarıya da aşağı gidebilir değil mi? Dört ihtimali var. Bu dört yolu eksen olarak düşünürsek karşımıza ne çıkacak arkadaşlar? Koordinat düzlemi çıkacak. Yani sağa, sola, yukarı veya aşağı gideceğiz. Koordinat düzlemimizi hatırlarsak arkadaşlar sağa gitmek demek artı x, sola gitmek eksi x, yukarı gitmek artı y, aşağı gitmek eksi y idi. Siz koordinat düzlemini aklınızda tutarsınız, yöne göre kimi değiştireceğinize karar verebilirsiniz. Nokta öteleme ile ilgili çözümlü örneklerle devam edelim. Birkaç örnek üzerinde göstereceğim. Mesela 1'e 2 noktasını 3 sağa ötele. Önce şekil üzerinde göstereyim arkadaşlar. Önce 1'e 2 noktasını işaretliyorum. 1'e 2 noktamız burası. 3 sağa diyordu. 1, 2, 3 sağa gittim. Nereye vardım arkadaşlar? Burası 1'di. 2, 3, 4. Bakın 4'e 2 noktasına vardık. Yani cevabımız 4'e 2 oldu. Nokta üzerinde nasıl yapıyorduk? 3 sağa gideceğim için x artıyordu. Bunu x'i 3 arttırsam ne olur? 1'den kaça çıkacak? 4'e y değişmiyor. 1 2 noktasını 3 sola öteleyelim. O zaman ben ne yapacağım? Bu sefer de x'i 3 azaltacağım. 1'i 3 azaltırsam eksi 2 2 noktası olur. 1 2 noktasını 3 yukarı öteleyelim. Bu sefer y artacak arkadaşlar. Y'ye 3 arttırırsam 1'e 5 noktası olur. 3 aşağı ötelersem y'yi 3 azaltacağım. 3 azaltırsam eksi 1 olur. Yani noktamız 1'e eksi 1 olacak. Başka bir örnek yapalım. 4'e eksi 2 noktasını 5 sağa ötele diyor. Sağa ötelemek x'i arttırmak demekti. 5 arttırırsam 9'a eksi 2 cevabını buluruz arkadaşlar. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. 5 saniye ara vereceğim. Durdurup cevaplarınızı bulabilirsiniz. Evet süreniz doldu. Hemen hızlıca çözelim. 2 sola diyor. O zaman ben x'i azaltacağım. Eksi 4'e 4 olacak. 3 sağa diyor. x'i arttıracağım. 4'e eksi 3 olacak. 4 aşağı diyor. y'yi azaltacağım. Eksi 4'e 3 olacak. İkililerde de her ikisini sırayla yapabiliriz. Önce 2 aşağı gidelim. O zaman y'yi azaltırım. 2 azalttım. 1'e 1. Bir. Şimdi 4 sola gidelim. X'i azaltacağım. Eksi 3'e 1 olacak. 2, 2 sol. O zaman azaltıyorum. Eksi 4'e 3. 2 yukarı. Y'yi arttıracağım. Eksi 4'e 5 çözüm devam ediyoruz. Biraz da test çözeceğiz arkadaşlar. İlk örneğimiz de yukarıdaki koordinat düzleminde verilen üçgeni 3 üç sola ötelersek yeni oluşacak üçgenin B noktasının koordinatını istiyor arkadaşlar. Soru çözmeden önce karelere numara verebilirsiniz karıştırmamak için arkadaşlar. İlk olarak B noktasının koordinatını buluyorum. Bakıyorum 1'e 2. B noktası 1'e 2'ymiş. Kime göre? 3 sola gidecektik arkadaşlar. 3 sola gidersem x azalır. x azaltırsam 3 tane 2. 2 noktası cevabımız A şıkkı oluyor. İkinci örneğimiz koordinat düzleminde eksi 1'e 2 noktasını 4 sağ 3 yukarı. Noktamı getiriyorum arkadaşlar. İlk ne istiyordu benden? 4 sağ. Yani x'i arttıracağım 4 tane. 4 arttırırsam ne olur? 3'e 2 olur. Sonra da 3 yukarı almamı istiyor. Y'yi e 3 e arttırırsam 2'yi 3 arttırıyorum. 5 oluyor. Cevap 3'e 5. Yani D şıkkı oluyor. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. 5 saniye ara veriyorum. Durdurup cevaplarınızı buluyorsunuz. Süreniz doldu. Dörtgeni iki sağa, üç aşağı ötelemem istiyor. B noktasını istediği için önce sayılarımı yazıyorum arkadaşlar. B noktasının koordinatını buluyorum. B eksi ikiye bir noktasıymış. İlk olarak iki sağa öteleyelim. Sağa ötelersem x artar, sıfır olur. İki tane arttırdık. Sonra da üç aşağı öteleyecektik. Biri üç aşağı ötelersem ne olur? Aşağı inecek. Eksi iki olacak. Sıfır eksi iki. D şıkkı doğru cevap. İkinci örneğimiz köşe koordinatlarını vermiş yamuğun 2 aşağı 4 sola gidersek ne olur diyor. Önce koordinatları yazalım arkadaşlar tek tek. Sonra 2 aşağı öteleyelim hepsini. Hepsini 2 aşağı ötelersem ne olur? Y'lerin hepsi ne olacak? 2 azalacak. Y'lerin hepsini 2 azaltıyorum. Eksi 1 oldu. 1, 1, eksi 1 oldu. Sonra 4 sola gideceğim. Bu sefer de x'leri azaltacağız 4 tane. Bütün x'leri 4 azaltıyorum. Eksi 3, eksi 1, 2 ve 3 oldular. Artık ne yapacağım? Hangisi yoktur diyordu. Son halleri en son yaptıklarım. Eksi 3'e eksi 1 var. Eksi 1'e eksi, eksi 1 bir var. 2'ye 1 var. 3'e 1 yok. Çünkü bu nedir? 3'e eksi 1 arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Kazanım testlerimizdeki örneklerle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu 24. kazanım testimizin 5. sorusu. Soru da yukarıdaki kaliteli verilen şeklin y eksenine göre yansımasını al. Sonra x üzerinde 6 sağa y üzerinde 1 aşağı. Yani y'ye göre yansıma al. 6 sağa git 1 aşağı git. Arkadaşlar ilk olarak yansıma alalım. Yansıma alırsam ne olacak? Şeklin öbür tarafına geçecek. Buraya gelecek değil mi? Y'ye göre yansımayı aldık. İkinci kısım 6 sağa git diyor. Sağa gideceğim 6 tane. Noktayı köşesinden sayabilirsiniz. 6 giderseniz buraya kadar gelirsiniz arkadaşlar. Sonra da 1 aşağı iniyorum. 1 aşağı indim. Bakın şeklimizin yeni hali ne oldu? B şıkkındaki oldu. Kazanın testinden iki örnekle devam ediyoruz arkadaşlar. Durdurup kendiniz de çözebilirsiniz. Biz hemen çözmeye devam edelim. İşaret noktaların hangisinin x ekseni üzerinde 2 sola, y ekseni üzerinde 5 yukarı ötelenmesiyle oluşan nokta eksi 3'e 5'tir diyor. Arkadaşlar bu sorunun iki çözüm yöntemi var. İsterseniz şıkların hepsini tek tek yukarıdaki kurala uygulayabilirsiniz. Ya da az önceki çözdüğüm yöntemle nokta 2 sola 5 yukarı demiş ve sonucu vermiş bana değil mi? Bu işlemin tam tersini yaparak cevabı bulabilirsiniz. İlk 5 yukarı demişti. O zaman ben 5 aşağı ineceğim. 5 aşağı inersem y azalır. O zaman ne olur? Eksi 3'e 0 olur. Yani çünkü burayı azalttık. 2 sol demiş. O zaman ben 2 sağa gideceğim. Bu 2 sağa gidersem x artar. Eksi 1 olur. Eksi 1'e 0. Yani a şıkkı cevabımız olacak. Deneseydiniz zaten a şıkkından direkt cevabı bulacaktınız. Oradan da yapabilirdiniz. İkinci sorumuz. Köşe noktalarını vermiş arkadaşlar üçgenimizin. Bir de yeni hallerini vermiş. Eksik olan köşeyi bulmamı istiyor. Arkadaşlar koordinatlarımı yazıyorum ve ikinci hallerini de yazıyorum. Şimdi ne yaptığını inceliyoruz arkadaşlar. İlk, i̇ncelediğimizde x'in 1'den eksi 1'e geçmiş, 2 azalmış, y de 1 iken 2 olmuş. Yani 1 artmış değil mi? Yazalım. x 2 azalmış, y 1 art. x'i 2 azaltırsam ne olur? 6'yı 2 azalt, 4 olur. y'yi 1 arttır, 6 olur. Cevap da 4'e 6, yani 5 olur. Evet, bir soru bölümümüze geldik arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı yorum kısmına yazıyorsunuz. Yanda gördüğünüz konulara çalışmadıysanız tıklayarak çalışabilirsiniz ya da aşağıdaki açıklama kısmından linklere ulaşabilirsiniz. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiye devam edin. Herkes bir gacık matematikçiyi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.